Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf biyoloji dersi 2. dönem 2. yazılıya hazırlık yapacağız sizlerle birlikte gençler. Tabii ki öncelikli olarak takvimimizi göstereyim. Bugün 14 Mayıs biyolojiye hazırlanacağız hep birlikte. Arkasından matematik, edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih yazılılarına da hazırlık gelecek. Tabii ki onları da mutlaka izleyin, kaçırmayın gençler. Sizlere söylemek istediğim yaz yazılı larla ilgili bazı kısımlarda var. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılı konularıyla ilgili soru dağılım tablolarını verdi. Hangi kazanımdan kaç soru çıkacağı belli ve örnek soruları da kendi içerisinde yayınladı. Biz de yazılı hazırlıklarımızda yazılı notlarımızı yazarken yazılı denemelerimizi yazarken tabii ki bu provaları dikkate alıyoruz unutmayın. Yazılı notlarını hepiniz biliyorsunuz gençler sadece biyoloji için değil edebiyat tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri için geçerlidir. Tüm derslerin ikinci dönem yazılı da çıkabilecek kısımları küçük küçük notlar halinde hoca burayı sorar mutlaka buraya çalış halinde karşınızda oluyor yazılı notlarının içerisinde. Siz de mutlaka özellikle yazılı haftaları çantanızdan eksik etmeyin. Yazılı denemelerini de göstereyim gençler yine tüm branşlar var içerisinde edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji biyoloji, coğrafya ve tarih. Yine programı dikkate aldık. ÖSYM'nin dağılımını dikkate aldık. Örnek sınav provaları sizler için hazırladık gençler. Tamamı biliyorsunuz ki klasik sorulardan oluşacak yazılarımızın. Biz de yazılı denemelerimizin tamamını tabii ki klasik sorulardan oluşturduk. E ee, dönemin sonuna geliyoruz. Ne yapacağız? 10. sınıfa bomba gibi hazırlanacağız gençler. Önümüzde koskoca bir yaz dönemi olacak. Bu yaz döneminde de 9'dan 10'a hazırlık kitabımızı alarak tüm eksiklerinizi giderebilirsiniz. Biliyorsunuz ki tüm sınıflar birbirini takip eden bilgilerden oluşuyor. Yani 9. sınıfımızda eksiklik varsa, 8, 7, 6 gibi sınıflarımızda eksiklik varsa 10. sınıfta biraz zorlanabiliyoruz. Bizim bu 9'dan 10'a hazırlık kitabımız da 10. sınıfta karşımıza çıkacak ünitelerle ilgili gençler haliyle bu kitabı da yaz döneminde bitirdi zaman 10. sınıfa bomba gibi hazırlanmış olacaksınız. E biz şimdi ne yapalım Biz şimdi önümüzdeki yazılıya bomba gibi hazırlanalım Yasın arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak nerelerden sorumluyuz? Biliyorsunuz ki hücre nitesi büyük bir üniteydi. Bir kısmını birinci dönemde bir kısmını ikinci dönemde görmüştük. Ama hücre ünitesi birbiriyle bağlantılı kısımlardan meydana geliyor. Biz hücrelere baktığımız zaman öncelikli olarak onları tabii ki yapısına göre gruplandırabiliyorduk. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız, ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryotlarla ökaryotlara baktığımız zaman ikisinde de tabii ki DNA molekülü bulunuyordu. İkisinde de RNA molekülü bulunuyordu. İkisinde de ribozom organeli ortak olarak bulunuyordu. Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. O yüzden ökaryotlara çekirdekli hücreler diyebiliriz. Endoplazmik retikulum gibi, mitokondri gibi, koful gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda hiç zarlı bir organel yoktu. Tek ortak organel ribozom. Ribozom da zarsızdı. Unutmayın. Prokaryot ökaryot farkı çok önemli. Her ünitenin başında tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip. Protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Biz canlıları bir de hücre sayısı bakımından gruplandırabiliyorduk. Bakteriler ve arkeler Bitkiler alemindeki canlıların tamamı tek hücreliydi. He, o zaman prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebilirim. Bitkiler aleminde ve hayvanlar alemindeki canlıların ise tamamı çok hücreliydi. E hocam iki tane alem kaldı. Protista ve mantarlar alemine baktığımız zaman içerisinde tek hücreli canlılar da vardı. Çok hücreli canlılar da vardı unutmayın. Sonra hücrenin biraz yapısından bahsedelim. Hücreye baktığımız zaman içeriden dışarıya doğru çekirdek dediğimiz bir kısımdan meydana gelecek. Çek ökaryot hücrelerden bahsediyoruz. Tabii ki ökaryotlarda sadece çekirdek bulunur. Çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan kısmın tamamına birden de stoplazma ismini veriyorduk. Çekirdeğe baktığımız zaman en dış kısmında çekirdek zarı yer alacak. İçer de çekirdekçik dediğimiz kısım bulunacak. Çekirdekçik plazmanın içerisinde yer alıyor. Bir de bizim genetik materyalimiz vardı. Kromatin iplikler halinde bulunuyordu. Aslında kromatin iplikle kastettiğimiz şey DNA'nın etrafını bir protein sardığı zaman histon proteini genetik materyalimiz kromatin ipliktin, iplik halinde bulunmuş oluyordu. Sitoplazmaya baktığımız zaman da sitozol adını verdiğimiz sıvı kısımdan organellerden ve hücre iskeleti elemanlarından oluşacak mikrofilament, ara filament, mikrotübül dediğimiz hücre iskeleti elemanlarımız vardı. Bakalım organellere. Organeller de hücre içerisinde özelleşmiş bir görevi yerine getiren yapılardan bahsediyorduk. Zar durumlarına göre bunları gruplandırabiliyorduk gençler. Zarsız organellerimiz, tek zarlı organellerimiz ve çift zarlı organellerimiz vardı. Zarsız organellerimiz ribozom ve sentrozomdu. Ribozom herkes de var. Prokaryot, ökaryot fark etmiyor, unutma. Ribozom organeli protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Sentrozom ise özellikle hayvan hücrelerinde iyi ipliklerinin üretimini sağlayan organeldi. Lizozom tek katlı zarla çevriliği içerisinde hücre içi sindirimi sağlayan enzimler yer alıyordu. Peroksizomun içerisinde de enzimler vardı ama zararlı maddeleri zararsız hale getiren enzimler bulunuyordu. Koful çeşitli görevleri olacak mesela madde depolayabilir. Mesela besin içeriye alındıysa bir zarla çevriliyse besin kofulu oluşmuştur diyorduk. Kontraktil koful denilen bir kofulumuz da vardı. Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda bulunuyordu. Fazla suyun dışarıya atılmasını enerji harcanarak sağlıyordu. Endoplazmik retikulum madde taşınmasında görev yapacak. Golgi aygıtı salgılamada görevli organelimizde Mesela bizim hormon salgılayan, tükürük salgılayan hücrelerimizde Golgi organelinin sayısı tabii ki fazladır. Çift katlı zarlı organellerimize baktığımızda da mitokondri ve plastitler karşımıza çıkıyordu. Mitokondri oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. Plastitler ise bitkilerde, altlarda bulunuyordu. Kloroplast fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organel. Bitkiler sadece yeşil renkli değildi bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan pigmentleri taşıyan da bir organel olacak kromoplastlar. Bir de bitkilerde renksiz madde depolanmasını sağlayan bitkinin ışık görmeyen kısımlarında bulunan lokoplast organeli vardı hücrenin zarına geçecek olursak da hücre zarı ile ilgili modelin adı neydi akıcı Mozaik zar modeli dediğimiz modeldi. Akıcı mozaik zar modeline göre çift sıralı bir fosfolipit tabakası vardı. Bu fosfolipit tabakasının içinde boydan boya gömülü veya yüzeysel bulunan proteinler yer alıyordu. Bir de hücre zarının yapısında tabii ki karbonhidratlar bulunurdu. Karbonhidratlar asla tek başlarına bulunmuyorlar. Ya lipitlere bağlanıyorlar, glikolipit ismini veriyoruz ya da proteinlere bağlanıyorlar glikoprotein ismini veriyoruz gençler hücre zarından madde geçişleri dediğimiz zamanda yıldız hücre zarından geçebilen, o deliklerden geçebilecek boyutta olan yani küçük olarak nitelendirdiğimiz maddelerin geçişi vardı. Bir de hücre zarındaki porlardan deliklerden geçemeyecek büyüklükteki maddelerin taşınmasından bahsediyorduk. Küçük maddelerle neyi kastediyorum? Mesela inorganik maddeler, su, asit, baz, tuz, mineraller bunlar küçük maddelere örnekti. Karbonhidratlardan monosakkaritler, glikoz, riboz, deoks iksiri boz bunlar küçüktü. Proteinler büyük ama amino asitler küçüktü. Trigliseritler yağlar nötr yağlar büyüktü ama yağ asidi gliserol küçüktü. Vitaminler küçüktü unutmayın. Küçük molekülleri çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru taşıyorsam enerji harcamama gerek yok. Buna pasif taşıma ismini veriyorduk. Basit düfüzyon, kolaylaştırılmış düfüzyon ve ozmoz olaylarından bahsetmiştik. Eğer ben molekülleri çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere taşırken lipitlerin arasından akıtıyorsam... Buna basit difüzyon diyorduk. Taşıma sırasında kanal proteinleri kullanıyorsam kolaylaştırılmış difüzyon ismini veriyorduk. Suyun difüzyonuna da ozmoz ismini vermiştik. Aktif taşıma yine küçük moleküller içindi ama bu sefer az olduğu yerden çok olduğu yere doğru taşıyordum. E bir şeyi az olduğu yerden çok olduğu yere doğru taşıyabilmem için mutlaka enerji harcamam gerekiyordu hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir şeyi hücre içine alıyorsam endositoz dışarıya atıyorsam egzostan aklında kalsın egzositoz ismini veriyorduk. Hücre içine aldığım şey katı büyük bir şey ise fagositoz sıvı büyük bir şey ise pinositoz olarak isimlendirmiştik. Sonra ne yapmıştık bilimsel yöntem basamaklarından bahsetmiştik. Bilimsel bir çalışma yapılırken izlememiz gereken aslında basamaklardı bunlar. Ön öncelikli olarak gözlemleri yapacağım, elime verileri alacağım. Verilerimi topladım. Hadi gel problemi tespit edelim diyeceğim ve problemi tespit edeceğim. Problemime dayalı olarak bir hipotez oluşturacağım. Hipotezler geçici çözüm yoluydu. Hipotezler denenebilir olmalıydı. Unutmayın. Sonra hipotezime dayalı bir tahminde bulunuyordum. Tahminler eğer'le başlar, ise'yle devam ederdir ile biterdi. Unutmayın. Hipotezime dayalı tahminlerde bulunduktan sonra da kontrollü deneyler işin içerisine giriyordu. Benim hiçbir parametresini değiştirmediğim bir kontrol grubum olacaktı. Bir de üstünde çalışmalar yaptığım deney gruplarım olacaktı. Kontrollü deneylerimi de yaptım. Sonuçlarımı değerlendiriyorum. 2 tane alternatifim var. Sonuçlarım hipotezime desteklemiyor olabilir. Kontrollü deneylerim senin söylediğin hipotez yanlış diyebilir. O zaman ne yapıyorum? Hop en başa dönmüyorum. Nereye doğru gidiyorum? Hipotezi değiştirme kısmına gidiyorum. Tekrardan yeniden bir hipotez oluşturuyorum gençler. Ama şu da meydana gelebilir. Sonuçlarım tabii ki hipotezimi destekleyebilir. Sonuçlarım hipotezimi desteklerse ben bunu makalelerde yazacağım, konferanslara gidip anlatacağım. Başka araştırmacılar da benim hipotezimle ilgili çalışmalar yapacak. Onlar da evet dediğin doğru derse benim hipotezim gerçek haline alacak gençler biz bir de teoriyle kanun kavramlarından bahsetmiştik teori dediğimiz şey bir olayın neden gerçekleştiğini kanun ise nasıl gerçekleştiğini söylerdi kanunlar Olayın nasıl gerçekleştiğini, ortam şartlarını belirterek anlattığı için değişmezler. Teoriler ise neden sorusuna cevap veriyordu. Teoriler zamanla kanuna dönüşmez unutma. Bunun da üstüne basmış olayım. Son ünitemiz canlılar dünyası dediğimiz ünitemizde canlıları tabii ki çok eski dönemlerden bu yana sınıflandırma gereksinimi duymuştuk. Canlıları en eski bil yapılan sınıflandırma yöntemine göre gruplandırırsak aslında ampirik yapay sınıflandırma yapmış oluruz. Ampirik yapay sınıflandırmayı ilk yapan bilim insanı tabii ki Aristodur. Milattan önceki yıllardan bahsediyoruz. 300 yıllardan. Ne yaptı? Canlıları ikiye ayırdı. Bitkiler var, hayvanlar var dedi. Canlıları Ampirik sınıflandırma yaparken de analog organlarını dikkate aldı. Analog organlar kökenleri farklı ama görevleri aynı olan organlardı. Mesela sineğe baktı, havada uçuyor, kanadı var. Leyleğe baktı, havada uçuyor, kanadı var. Sinekle leylek yakın akrabadır dedi. Ama günümüzde analog organları kullanarak tabii ki sınıflandırma yapmıyoruz. Canlıların yaşadığı yere, dış görünüşüne bakarak sınıflandırma yapmıyoruz diyeyim. Günümüzde kullanılan sınıflandırma ise filogenetik doğal sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmadır. Filogenetik sınıflandırma yaparken teknolojinin bana bakmamı sağladığı her şeye bakayım. DNA benzerliği, embriyonik gelişim benzerliği, gen benzerliği, protein benzerliği gibi her bir parametreyi dikkate alarak yapayım filogenetik doğal sınıflandırmayı. Filogenetik doğal sınıflandırmada da homolog organlar dikkate alınır. Homolog organ dediğimizde kökenleri aynı görevleri farklı veya aynı olabilen organlardır. Mesela yarasanın kanadıyla insanın kolu gibi. Yarasa memeli bir canlı kanadı uçmaya yarıyor. İnsan memeli bir canlı kolu tutmaya yarıyor. Köken olarak aynı ama görevleri farklı organlardır diyeyim canlıları da kendi içerisinde 6 tane aleme ayırıyorduk. Ta 2. ünitede de söylemiştik. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere 6 tane alemimiz vardı. Daha sonra alemler şubelere, şubeler sınıflara, sınıflar takımlara, takımlar ailelere, aileler cinslere, cinsler türlere ayrılacak. Tabii ki biz ne yapacaktık? Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde aklımıza kodlayacaktık. Benim soruları çözerken bunu aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya doğru yazabilmem çok çok önemlidir. Unutmayın. Sonra canlı alemleri dediğimiz zaman 6 tane alemimiz vardı. Bakteriler ve arkeler prokaryot tek hücreli canlılardı. Bakteriler aleminin çok fazla derecede çeşidi vardı. O yüzden gruplandırma da kolay olsun diye beslenmelerini solunumlarına da bakabiliyoruz. Arkeler ekstrem şartlarda yaşayabiliyorlardı. Normal şartlarda canlıların yaşayamadığı ortamlarda bulunabiliyorlardı. Mesela yanardağ nazı ya burada canlı yaşamaz ki dediğimiz alanda yaşayabilen canlılar keşfedilmiş ki arkelerde onlar. Protista alemi tek hücreli canlılar da var çok hücreli canlılar da var. Amip, öglene, paramesyum, hastalık yapan triponosoma, plaz cıvık mantarlar, alklar bu grubun içerisindeydi. Bu grupta ototrof da var, heterotrof da var, hem ototrof hem heterotrof da var. Yani çok geniş bir alemden bahsediyorduk. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı fotosentez yapar. Parantez içerisinde e, tam parazit bitkiler hariç diyoruz. Unutmayın. Gayet kloroplastları olan fotosentez yapabilen canlılardan bahsediyorduk. Mantarlar aleminde de tek hücreli ve çok hücreli örnekler var. Mantarların tamamı heterotroftur. Aktif yer değiştirmemeleri veya toprakta onları görebilmemiz onların kendi besini kendi ürettiği anlamına gelmez. Bunlar heterotrof beslenme özelliğine sahip. Hayvanlar alemindeki canlılarda da çok hücreliydi. Kendimizi düşünebiliriz. Heterotrof beslenme özelliğine sahip ökaryot çok hücreli. Canlılardan bahsediyorduk bakterilerin depo karbonhidratı glikojen, arkelerin glikojen, protistaları sormazlar. Bitkilerin nişastaydı unutmayın. Mantarların ve hayvanların da depo karbonhidratı glikojendi sonra hiçbir canlı alemi içerisine dahil edilemeyen virüs dediğimiz bir biyolojik varlık var. Bunlar zorunlu hücre içi parazitler. Hem canlılara benzer özellikleri hem de cansızlara benzer özellikleri var. Mesela genetik materyal bulunduruyorlar ya DNA'ları ya da RNA'ları bulunuyor. Genetik materyal bulundurmak canlılara özgü bir özelliktir ama canlılarda ikisi bir arada bulunur. Bunların ya DNA'sı ya RNA'sı var. Tüm canlılarda sitoplazma, hücre zarı bulunur. Bunlarda sadece protein kılıf var. Bunlar protein sentezleyemiyor, protein bulunduruyor. Enzim sentezleyemiyor, enzim bulunduruyor. Çoğalabilmek canlılara özgü bir özelliktir. Çoğalabiliyorlar ama beslenmiyorlar. Unutmayın solunum yapmıyorlar, büyüme gelişmeye sahip değiller. Arada kalmış biyolojik varlıklardan bahsediyoruz. Tabii ki hastalık yapıyorlar. Çünkü zorunlu hücre içi parazitler mutlaka bir hücre buldukları zaman içerisine girip çoğalabiliyorlar. Sorularımıza başlıyorum bakteri, bitki ve hayvan hücreleri karşılaştırılıyor. Buna göre bakteri, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan yapıları belirterek ortak olarak bulunan organelin görevini yazınız diyor. Şimdi baktığım zaman bakteriler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahipti. Bitkiler alemi ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Prokaryot ve ökaryotlara baktığımız zaman ikisinde ortak olarak ne bulunur? Hocam DNA herkeste var. RNA herkeste var. Sonra Hücre zarı mutlaka ki tüm canlılarda bulunmak zorundaydı. Stoplazma da ortak olarak tabii ki bulunacak. Bunun haricinde prokaryot, ökaryot herkeste ribozom organeli vardı. Bulunan tüm şeyleri yazdık. Bizden ne istemiş? Ortak olarak bulunan organelin görevini de yazın demiş. Ribozom organelinin görevi nedir? Hücredeki bir kere en küçük organelden bahsediyoruz. Protein sentezini gerçekleştirmek tabii ki ribozom organelinin göreviydi. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan ve bulunmayan çift zarlı organelleri yazarak görevlerini belirtiniz demiş. Şimdi çift zarlı organellerimiz kim? Bir mitokondri organeli çift zarlıdır. Bir de kloroplast organeli çift zarlı organellerdir gençler. Mitokondri organeline baktığımız zaman hem bitkilerde bulunacak hem de hayvanlarda bulunacak bir organeldir. Yani ortak olarak bulunacak diyeyim. Mitokondri organeli ne iş yapar? Oksijenle solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organelden bahsediyoruz. Kloroplast ise sadece bitki hücrelerinde bulunacak. Yani bu organel ortak değildir diyebiliriz. Hayvan hücrelerinde bizde dahil olmak üzere. Tabii ki kloroplast organeli yok. Kloroplast organeli ne iş yapacak? Hocam fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir diyeceksiniz. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Bitki ve hayvanlarda görevleri verilen organellerin isimlerini yazınız. Bir madde salgılandı, paketlendi. Bu işi tabii ki hangi organel yapacaktı? Golgi organeli, golgi cisimci dediğimiz organel gerçekleştirecekti. Özellikle salgı yapan hücrelerde sayısı fazla oluyordu. Şöyle de çizmiş olayım. Şurayı hücre olarak hayal edin. Golgi endoplaz mikretikulumdan aslında bir parça kopması sonucunda meydana geliyordu. Şekilsel olarak da ben size hatırlatmış olayım. Madde taşınmasını ise hücre zarıyla çekirdek zarı arasında uzanan kanalcık ve borucuk sistemi olan kim sağlamış olacak? Endoplazmik retikulum dediğimiz organel sağlamış olacak. Madde depolama. Heh. Mesela bunun içerisinde madde varsa etraf ...bir zarla çevriliyse... ...ne oluşmuştur diyeceğiz... ...koful oluşumu söz konusu olmuştur diyeceğiz gençler. Hücre içinde zararlı maddeleri zararsız hale getiren enzimler taşıyan organelimiz ise peroksizom organeliydi. Onu da unutmayın hem hayvan hücrelerinde bulunacak hem de bitki hücrelerinde peroksizom dediğimiz organel tabii ki yer alacak. Diğer bir soruma da hızlıca bakayım hemen. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız diye sormuşuz. Şimdi buraya geçmeden önce şurada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum size hızlı bir şekilde. Bu soruyu şu şekilde de sorabilir hocanız. Hatta ben yazılı denemelerinin içerisine de koymuştum. Hücre zarından madde geçişlerini tablo yaparak gösteriniz diyebilir. Şematik olarak çizerek gösteriniz diyebilir. Şimdi hücre zarından madde geçişleri dediğimiz zaman öncelikli olarak ne yapman lazım? Hocam bir küçük maddelerin geçişi söz konusu oluyor. Bir de büyük maddelerin taşınması söz konusu oluyor deyip ikiye ayıracaksın. Küçükle kastettiğimiz hücre zarındaki deliklerden doğrudan geçebilenlerden bahsediyoruz. Küçük molekülleri de bir pasif taşıma dediğimiz taşımayla bir de aktif taşıma dediğimiz taşımayla Gönderebiliyorduk içeri dışarı büyük molekülleri ise hücre içine alıyorsak endositoz ismini vereceğiz hücre dışına koyuyorsak gönderiyorsak egzositoz ismini veriyorduk unutmayın pasif taşımayı da kendi içerisinde difüzyon ve ozmoz olarak ikiye ayırmıştık. Düfüzyonu da kolaylaştırılmış ve basit olmak üzere kendi içerisinde tabii ki ayırabiliyorum. Aktif taşımayı bir şeye ayırmıyoruz. Endositozu da kendi içerisinde eğer içeriye aldığım şey katı büyük bir şey ise fagositoz, sıvı büyük bir şey ise pinositoz olarak ikiye ayırıyorduk gençler. Egzositozu yine bir şeye ayırmıyorsunuz. O zaman Hücre zarından küçük moleküllerin geçiş yöntemlerini yazınız dediğinde benim hemen buraya ne yazmam lazım? Hocam pasif taşımayla tabii ki taşınım söz konusu olabiliyor. Bir de aktif taşıma dediğimiz taşıma tabii ki hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller için yapılır diyeceksiniz. Hücre zarından büyük moleküllerin geçiş yöntemlerini yazınız dediği zaman da eğer ben büyük bir şeyi hücre içine alıyorsam o zaman ne olarak isimlendireceğim? Endostoz. Eğer dışarıya atıyorsam tabii ki egzostoz olarak isimlendirmiş olacağım hücre zarından enerji harcanarak gerçekleştiren gerçekleştirilen geçiş yöntemlerini yazın denilmiş. Bir kere pasif taşımada enerji harcanmıyor, kalanların hepsinde enerji harcanıyor. Büyük bir şeyi, büyük bir şeyi içeri veya dışarı atmak için enerji harcamak zorundasın. Aktif taşımada da azdan çoğa gönderdiğin için enerji harcamak zorundasın. O zaman hücre zarından enerji harcanarak gerçekleştirilen Geçiş olaylarından ilkine ne yazayım? Aktif taşıma yazayım. Aktif taşımadan sonra endositozu da tabii ki hemen şöyle bir alayım. Arkasından da egzostozu da tabii ki yazmış olayım. Hücre zarından madde geçişi sırasında taşıyıcı proteinin kullanıldığı geçiş yöntemlerini yazınız. Şimdi kolaylaştırılmış difüzyonun basit difüzyondan farkı hemen söylüyorum kolaylaştırılmış difüzyonun basit difüzyondan farkı Basitte yağların arasından akıyorlardı kolaylaştırılmış difüzyonda kanal proteinleri kullanılıyordu gençler o zaman bunu aldım. Aynı zamanda aktif taşımada da tabii ki kanal proteinlerini kullanmam lazım. Büyüklerde kanal proteini kullanılmaz çünkü büyükler zaten o kanal proteininden geçemiyorlar. Hücre zarından madde geçişi sırasında zar yüzey alanında değişime neden olan geçişler yöntemlerini yazınız demiş. Hemen hatırlatıyorum. Benim şurada bir tane hücrem var. Dışarıda da büyük bir molekül var. Bu büyük şeyi içeri almak istediği zaman ne yapıyordu? Gidiyordu. Bu büyük şeyin etrafına doğru yalancı ayaklar oluşturuyordu. Sonra bu büyük şeyin etrafını iyice bir sarıyordu. Hop büyük şeyi içeriye almış oluyordu. Ne yaptı? Aslında hücre zarından şu kısım koptu. İçeriye geldi gençler. Bunun adı neydi? Endostoz. Filmi geriye sararsam büyük bir şey içeride götürdüm. Zara dayadım. Hop. İçerideki o zar parçasını hücre zarına birleştirdim. Dışarıya büyük bir molekülü attım. Bunlar hücre zar yüzey alanında değişime neden olur. Endostoz hücre zar yüzey alanını küçültür. Gençler onu da sorabilir. Hocanız hemen söylemiş olayım. Egzostozda ise bir parça eklenmesi söz konusu olduğu için hücre zar yüzeyinde büyüme meydana gelir. İkisi de zar yüzeyini değiştiriyor. Unutmayın. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter. O da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Devam ediyorum. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demişiz. Alemden türe doğru gidildikçe aşağıda verilen özellikleri artar veya azalır olar olarak belirtiniz. Mesela yine bir hatırlatma yapayım. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlamıştık. En üstte alemin gelmesi, yanına şubenin gelmesi, altına sınıfın gelmesi, altına takımın gelmesi, altına ailenin altına cinsin altına türün gelmesi gerekiyor. Mesela diyelim ki bu aleme ben uydurayım. Hayvanlar alemi olsun. Hayvanlar aleminin içerisinde kedi var, köpek var. Sonra timsah var sonra sinek var diyeyim burada yüzlerce binlerce canlı yazabilirim ama şube olarak omurgalılar deseydim kedi omurgalıdır köpek omurgalıdır timsah omurgalıdır kime eledim Sine, şey, sinek gitti sınıf olarak memelilere gelseydim timsah memeli değil hocam kedi ve köpek kalmış olacaktı yani İstiyorum ki hayal kurun. Şurada binlerce çeşit canlı var. Burada birbirine benzeyenler bir grup oluşturmuş. Sonra bu benzeyenlerin içerisinde birbirine daha çok benzeyenler başka bir grup oluşturmuş. Daha çok benzeyen başka bir grup oluşturmuş. Nereye kadar gelmiş? Türe. Tür dediğimiz zamanda birbirine tabii ki çok benzeyecek. Ortak bir atadan gelecek. Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecek ki çiftleşmek yeterli değildi. Çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Neden bu çiftleşmek çok önemli değil? Doğada atla eşek insan zorlaması olmadan çiftleşebiliyordu. Bunların katır adı verilen bir yavrusu oluyordu. Katırlar kısır birey Altyazı bir katırla bir atla bir eşekle çiftleşip çocuğu olmuyor. O zaman at başka bir tür, eşek başka bir türdür diyorduk gençler. Bizden de ne istiyor? Alemden türe doğru gidelim. Artar, azalır şeklinde yazalım diyor. E alemden türe doğru gittiğimiz zaman birey sayısı tabii ki ne yapmak zorunda? Azalmak zorunda hocam. Protein benzerliği aynı alemdeki canlıların mı, aynı sınıftaki canlıların mı? Daha çok gibi düşün. Kediyle sinek mi daha çok protein benzerliğine sahip kediyle köpek mi? E kediyle köpek hocam. O zaman protein benzerliği aşağıya doğru giderken ne yapacak? Artacak. Tür çeşitliliği gittikçe ne oldu? Canlı sayısı azaldı. O zaman tür çeşitliliği içinde azaları yapıştırdım. Akrabalık derecesi ise protein benzerliği arttığına göre tabii ki artacak homolog organ sayısı kökenleri aynı olan organ sayısı tabii ki artmış olacak. Aynı takımda bulunan X ve Y canlılarının ortak olarak bulunduğu sınıflandırma kategorilerini yazınız. Dedim ya bunları aşağıdan yukarı yukarıdan aşağıya yazabilmek çok önemlidir. Hemen yazıyorum Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde yine alem Şube, sınıf, takım, aile, familia diye geçebilir. Bazen cins, tür olarak yazdık. Bize ne dedi? Aynı takımda bulunan he, x ve y canlısı aynı takımda bulunuyormuş aynı takımda bulunanlar yukarıya doğru da aynı yerde olmak zorundadır diyeyim gençler. Aşağıya doğru ise aynı da olabilir olmaya da bilir bilemiyorum. Mesela şunun gibi düşün. Kedi ile köpek aynı sınıftaysa mutlaka aynı şubede olacak. Mutlaka aynı alemde olacak. Yani yukarıya doğru aynı olmak zorunda. O zaman alemde birlikte bulunacaklar. Şubede birlikte bulunacaklar bulunacaklar sınıfta da yine kesinlikle birlikte bulunacaklar aşağıda ola bilirler olmaya da bilirler bilemiyoruz Yukarıda verilen canlılarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diye sormuşuz. Şimdi ne yazmışız? Felis domesticus, canis lupus, felis leo, morus nigra, pinus nigra. Senin bunların Türkçesini bilmene kesinlikle gerek yok. Türü isimlendirirken ne yapıyorduk? İki tane kelime yan yana getiriyorduk. Bu ilk kelime bunların bağlı olduğu cinsi gösteriyordu. İkinci kelime ise yardımcı at veya takma at dediğimiz at. Yaptığı, i̇kisi birden de neyi meydana getiriyordu? Tür ismini meydana getiriyordu. Felis, Domestikus, Canis, Lupus okudum okudum okudum. Buraya baktığım zaman hepsi birbirinden farklı mı? Farklı. O zaman burada kaç tane tür vardır? Beş tür vardır diyeceğim. Kaç tane cins vardır dediği zaman Felis, Felis bir cins. Bakıyorum Canis ikinci cins. Morus üçüncü cins. Pinus dördüncü cins yani dört cins vardır diyeceğiz. Yakın akraba türlülere nasıl karar veriyorum? İki canlının birbiriyle yakın akraba olup olmadığına ben bunların cins isimlerine bakıyorum. Eğer cins isimleri aynıysa yakın akrabadır diyoruz. Bizdeki at soyat gibi düşüneceksin ama bunların soyunun adını başa yazıyorlar. Ben buraya baktığım zaman birinci tür kimdi? Felis domesticus dediğimiz türdü Bakıyorum üçüncü tür ise Felis Leo dediğimiz türdü. İlk isimleri aynı olduğu için bunlar birbiriyle yakın akrabadır diyeceğiz. Dediğim gibi Türkçesini bilmenize gerek yok. Şu ev kedisi bu aslan diye sizin bilmenize gerek yok tabii ki. Bir de hatırlatayım türün isimlendirilmesinde eğik italik yazım söz konusu olacak. Cins adının baş harfi büyükle yazılacak. İkinci kelime yardımcı adın baş harfi ise küçük olacak. İkisinin yardımcı adının nigra nigra olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Morus nigra ile Pinus nigra birbiriyle akrabadır diyemem gençler. Ben ilk kelimeye bakıyorum. Yani cins adına bakıyorum. Prokaryot hücre yapısında olan alemlerde yer alan canlılarda aşağıda verilen özelliklerden ortak olanlara tik işareti koyunuz diyor. Şimdi prokaryot hücre yapısına sahip olan kimler var? Bir bakteriler alemi var, bir de arkeler alemindeki canlılar var. Prokaryotlar DNA'yı tabii ki sitoplazmalarında bulunduracaklar. Nerede olsun ki? Plazmit neydi? Prokaryot canlılarda DNA haricinde bulunan küçük DNA parçaları da hem bakterilerde hem arkelerde plazmit bulunur gençler. Endospor oluşturmayı almadım çünkü endospor oluşturmak bakterilere özgü bir özelliktir. Bakteriler zor koşullarla karşılaştıkları zaman DNA'larının etrafını sert kalın bir kılıfla çeviriyorlardı. Zor koşullar geçene kadar hayatta kalabiliyorlardı. Gençler arkelerde böyle bir durum yok. Hücre duvarına sahip olma bakterilerde de arkelerde de görülebiliyor bakterilerde peptidoglikan, arkelerde de yalancı peptidoglikan veya pseudopeptidoglikan dediğimiz hücre duvarı vardı. Ribozom organeli prokaryot ökaryot herkezde var. Ekstrem koşullarda yaşayabilmek de arkelere özgü bir özellikti. Çok asidik, çok bazik, çok tuzlu, çok sıcak, çok soğuk ortamlarda arkeler yaşamlarına devam edebiliyorlardı. Geleyim diğer bir soruma. Omurgalı hayvanlarla ilgili Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi kimin ne olduğuna bir bakayım. Yarasa dediğimiz zaman memeli bir canlıdır. Unutmayın. Penguen kuştur. Yılan sürüngendir. Semender, amfibiya, iki yaşamlı kurbağayla aynı grup. Somon da balıktır. Yani aslında balık, amfibiya, sürüngen, kuş, memeli, biskrem diye kodlamıştık ya oradan aklınızda kalsın. Yarası memeli bir canlı solunum organı memelilerin tabii ki neydi gençler? Akciğer solunumu yapıyorduk kendiniz gibi düşünebilirsiniz. Vücut örtüsü memelilerin nesi bulunuyordu? Kılları bulunuyordu gençler. Tabii ki kıl olarak yazabildik. Kalpteki odacık sayısı memelilerin kalbi 4 odacıktır. Vücut ısısına baktığımız zaman bizim vücut sıcaklığımız sabit, sıcak kanlı canlılarız. Azotlu boşaltım atığı memelilerin tabii ki üreydi. İç döllenme, dış gelişme yarasa da söz konusu değil. İç döllenme, iç gelişme yapıyor. Penguenler kuşlardır. Kuşların da solunum organı tabii ki akciğer dediğimiz organ olacak. Vücut örtüsü tüm tüylerle kaplıdır. Kalpteki odacık sayısı 4, vücut ısısı da tabii ki sabit olacak. Penguenlerin azotlu boşaltım atı, kuşların çok az suyla atılan ürik asit şeklindeydi. İç döllenme, dış görüşme tabii ki bunlar da var. Yavrularını yumurtluyorlar. Yumurtadaki yavru dış ortamda gelişimini tamamlıyor. Yılanlar sürüngenlerdir. Su yılanı da olsa o adam ne yapacak? Akciğer solunumu yapacak. Bunların vücut örtüsü keratin sert pullarla kaplı keratin sert pullarla kaplı diye yazalım. Kalpteki odacık sayısı 3'tü yarım perde dediğimiz perde de vardı. Yarım perde kirli kanla temiz kanın birbirine karışmasını engellemiyordu. O yüzden bunların vücut ısısı değişkendi. Azotlu boşaltım atıkları da kuşlarla aynıydı. Yani ürik asit şeklinde dışarıya atıyorlardı. Yılanlar da tabii ki iç döllenme yapıp dış gelişme yapacaklar. Semender kurbağayı düşündüğümüz zaman larva döneminde solungaç, ergin dönemde ise deri ve akciğer solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştiriyorlardı. Bunların vücutları nemli, deri ile kaplıydı. Deri solunumu yaptıkları için zaten suya yakın yerlerde yaşıyorlardı. Kalpleri yine 3 odacıklıydı gençler. Vücut ısısı değişkendi bunlarda. Bunların azotlu boşaltım atığı ise bizimle aynı yani üre şeklindeydi. üremeleri ise dış döllenme dış gelişme şeklindedir. Balıklar suda yaşıyor. Tabii ki ne solunumu yapacak? Hocam solun gaç solunumu yapacaklar. Genellikle vücutları pullarla kaplı olacak. Kalpteki odacık sayısı 2 Vücut sıcaklıkları da yine değişkendi gençler. Azotlu boşaltım atıkları suyla ilgili bir sıkıntıları olmadığı için amonyak olarak bol sulu sulu atabiliyorlardı. Üremeleri de dış döllenme Dış gelişme şeklinde olacak. Kuşlarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar bir kere ön üyelerine şeklini almış gençler kanat şeklini almış onu bir yazalım. Bunun haricinde uzun kemiklerinin içinde kemiklerinin içerisine kemikliği yoktu. Uzun kemiklerinde ne vardı? Hava boşluğu dediğimiz boşluklar vardı. Bir de akciğerlerinde akciğer solunumu yapıyor ya kuşlar. Akciğerlerinde hava kesesi dediğimiz keseler bulunuyordu. Bu hava keseleri de tabii ki bunların uçmasını kolaylaştırmış olacaktı. Devam ediyorum. Bitki, mantar, protistalarla ilgili verilen özellikleri diyagrama yerleştiriniz demişiz. Ökaryot hücre yapısına sahip dediğimiz zaman üçü de tabii ki ökaryot hücre yapısına sahipti. Ototrof beslenebilme dediğimiz zaman mantarların tamamı heterotrof ama protista alemindeki öglena, alkler, ototrof bitkilerinde tabii ki tam parazitler hariç ototrof olduğunu biliyoruz. O zaman B'yi buraya yazmış olayım. Tek ve çok hücreli örnekler bulundurma, bitkiler alemindekilerin tamamı çok hücreli ama protista ile mantarlar aleminde tek hücreli ve çok hücreli canlılar yer alıyor. Sporla üreme, mantarlarda, tohumsuz bitkilerde, protistaların o plazmodiumlarında görülebiliyor. O zaman ortak noktaya yazayım. Çürükçül beslenme, protista alemindeki cıvık mantarlar ve mantarların bir kısmı çürükçül beslenme özelliğine sahiptir. Şu tarafa alayım. Siller yardımıyla aktif hareket edebilme protista aleminde görülen bir özellikti. Kimde? Paramesyumda görülüyordu bu tarafa. Tohum oluşturma ise bitkiler alemindeki canlılara göre bir özelliktir. Kitin yapılı hücre duvarı ise mantarlar aleminde bulunan canlıların özelliklerindendir diyeyim. Gençler hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Omurgalı ve omurgasız hayvanlarla ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurunuz diyor. Bir kere hayvanlar alemindeki canlıların tamamı çok hücrelidir. O yüzden de çok hücreli ökaryot yapıda olmayı kabul ettim. Hayvanlar alemindeki tüm canlılar glikojen depolar omurgasız omurgalı diye bir ayrımı yok. Açık dolaşım atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damarların bulunmaması maması. Omurgasız hayvanlarda görülebiliyor. Omurgalıların tamamı kapalı dolaşım. Kemik ve kıkırdak yapılı iç iskelet bulundurma ise omurgalılarda görülen bir özelliktir. Kitin yapılı dış iskelet eklem bacaklılarda var. Omurgalıların tamamı iç iskelete sahiptir. Heterotrof beslenme hayvanlar aleminin genel özelliğidir. Sırtta sinir şeridi bulundurduğu için omurga varlığında dolayı gruba zaten omurgalı ismi verilmiş. Omurgasızlarda karın bölgesinde sinir bulunuyor. Akciğer solunumu yapma omurgalı hayvanlarda görülen bir özelliktir gençler. Omurgasız canlılarda ise farklı solunum çeşitleri söz konusu olabiliyor. Buradan da devam ediyoruz. Omurgasız hayvanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Omurgasız hayvanları sünger, sölenter Solucan yumuşakça eklem bacaklı derisi dikenliler olarak gruplandırmıştık. Seda sayan sosis 7 şeklinde de kodlayın aklınızda kalsın demiştim. En basit yapıllar tabii ki süngerlerdir. Süngerlerin sinir sistemleri bile yoktu. İlk defa sinir hücresine sölen terlerde rastlıyorduk. Toprak solucanı tabii ki kapalı dolaşımın görüldüğü nadir omurgasız hayvanlardan biriydi. Kitin yapılı dış iskelet böceklerde, eklem bacaklılarda görülüyordu. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi başkalaşım anlamına gelir ve eklem bacaklarda trake solunumu görülecekti. O zaman bu da doğru. En gelişmiş yapılısı tabii ki derisi dikenlilerdir. Böbreklerle boşaltım yapar demiş. Hadi oradan böbrek bulundurmak omurgalılara özgü bir özelliktir. Omurgasızlarda böbrek bulunmaz ki diyeceğiz. Virüslerle de ilgili bir soru çözeyim. Tek çeşit nükleik asit tabii ki bulunduracaklar. Ya DNA'ları ya RNA'ları var. Zorunlu hücre içi parazit bunlar. Canlı hücre içi dışında sanki cansız varlıklarmış gibi davranıp kristalleşiyorlar. Tek çeşit enzim bulundururlar. Aynen öyle. Kimi gidip içine yerleşebilecek özelliğe sahipse ona uygun enzim bulunduruyor. Bunlar canlı değil ki prokaryot hücre yapısına sahip olsunlar diyelim. Buradan da örnek yazılıya benzer MEB'in yayınladığı sorumuza bakalım. İçerisinde %40'lık nişasta bulunan bağırsak parçasının iki ucu kapatılarak %30'luk sikroz çözeltisinin bulunduğu deney kabına bırakılmış. Buna göre deney ortamında gözlemlenen durumu yazınız diyor. Şimdi bağırsak parçasını Hücre zarı gibi düşüneceksin. Küçük moleküller geçebilir, büyük moleküller geçemez. Nişasta da büyük, sükroz, disakkarittir o da büyük. Demek ki madde geçişi olmayacak ama su ile ilgili geçiş olabilir. Nişasta neymiş? Yüzde şöyle göstereyim kırklıkmış. Yüzde kırklık nişasta olduğuna göre 60 tanesi yüzde 60'ı sudur. Yüzde 70'lik sükroz varsa, yüzde 30'luk sükroz varsa yüzde 70'i sudur diyebilirsin. O zaman su içeriye doğru geçiş yapacak. Yani ne gerçekleşecek? Ozmoz gerçekleşecek. Bağırsak parçası, bağırsak parçası şişecek. Parçası su alıp şişecek. diye de Yazabiliriz gençler. Diğer bir soruma da bakıyorum. Yukarıda bir bitkinin kısımlarına ait görsel verilmiştir. Görselde yer alan boşlukları uygun şekilde tamamlayınız diyor. Bitkinin iki tane ana kısmı vardı. Toprak üstünde kalan kısmına sürgün sistemi ismini veriyorduk. Toprak altında kalan kısmına ise kök sistemi ismini veriyorduk. Tabii ki kök sisteminden kökler gelişiyor. Sürgün sisteminden de meyve, dal, tomurcuk aklınıza gelebilecek her şey. Hemen yazmaya kalkarsak tabii ki çiçekler gösterilmiş. Sonra altında kim gösterilmiş? Yapraklar. Bir altına baktığım zaman meyvenin gözüktüğünü gördüm. Bir altında da tabii ki kim yer alacak? Gövde dediğimiz yapı bulunmuş olacak gençler. Böylelikle hemen diğer bir soruma geçerek bitiriyorum. Arkeler prokaryot yapıda olduğu halde bakterilerden ayrı sınıflandırılmıştır. Nedenlerini açıklayınız. Şimdi sebeplerinden bir tanesi arkelerde, arkelerde diyeyim şöyle, DNA'nın etrafında, DNA'nın etrafında Histon proteini dediğimiz bir protein var. Normalde bakterilerin DNA'sının etrafında histon proteini bulunmuyor. Ökaryotlarda bulunuyor. Bakteri ve arke'nin DNA'sına baktıkları zaman demişler tamam çekirdek yok ama DNA yapısı ökaryotlarınkine biraz daha benziyor. Bakterilerden farklı. Sonra bakterilerin hücre duvarına bakmışlar. Ee, onlarınki peptidoglikan bunlarınki yalancı peptidoglikan peptido glikan şeklinde yazayım Sonra bunların ekstrem şartlarda yaşayabilecek enzimlerinin olduğunu görmüşler demişler ki bakterilerden ayıralım bunları bir de ribozomlarının ökaryotların ribozomlarına daha çok benzediğini gözlemlemişler ökaryotların ribozomlarına daha çok bez, bez, benzediği için diyeyim. Prokaryotlardan ayırarak ayrı bir grup olmasına, ayrı bir alem açılmasına karar verilmiş gençler. Böylelikle yazılı provamızın sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum size. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.